haritayı göstereyim o zaman size. Ondan sonra bakalım, bir daha bir deneriz. Yetişebiliyorsa savaşı öyle yetiştiririz. Şu ara görseller çok hoş ya. Arka planlar. Empire of Man dedim. Tekrardan hatırlatayım. Oyunun lore'una ait şey yapabiliyorsunuz. Görseller falan yapabiliyorsunuz. Her şeyinizi, ne bileyim, surat şeylerini falan halledebiliyorsunuz. Şu kısımlar yine aynı şekilde. Cultist olabiliyorsunuz. Thief'tir, Sergeant'tır, bilmem nedir. Şöyle hızlıca geçeceğim. Buraları belki kendiniz oturup incelemek istersiniz diye sadece haritayı göstermek istiyorum. Ne oluyor bu mod tam olarak? Warhammer Fantasy modu. Serisi olmayacak çünkü serilik bir durumu yok. Şu an çok erken beta'da oyun. Buna seri yapacağımız bir durum yok yani. En azından şu anlık yok. Size hemen göstereyim bu haritayı. Çok büyük bir haritası yok. Şöyle görebilirsiniz haritayı. Zaten gittikçe yüklenecek bazı kısımlar. O ayrı da. Hani Everheim'dan tutun Wurtbad'a kadar falan, böyle Mittelburg, işte Eichenschatten mı? Öyle mi okunuyor bilmiyorum. Fort Oberstair var, Castle Tempelhof, Drakenhof falan var. Yani şehir sayısı ve köy sayısı daha henüz çok az. Altdorf dahi yok. O yüzden hani oturup da buna bir seri yapmayı düşünmüyorum. Hayır, şu anda kaos yok. Oyunun erken betasındayız. Erken betada sadece vampirler ve insanlar var. Çok bir şey olmadığı için oturup böyle campaign'le şu an uğraşmayacağım ama ilerleyen sürümlerinde belki oturup güzel bir seri yapabiliriz. Evet, hoş yapmış bu sırada. Hemen custom battle'dan ben size üniteleri göstermek istiyorum ama. Yani şöyle, mod yeni çıkmadı ama beta'da, çok erken sürümünde. Sabır test. Yani siz bu modu indirip oynamak istemeye karar verirseniz, mod şu loading screen'e gelince arkada dizi açın, film açın. Gidin içeriye. Ah, şükürler olsun. Şimdi size şöyle bir birlikleri göstereyim. Çok fazla okçu yoktu diye hatırlıyorum zaten. Atlıları da geri çekelim. Size şöyle göstermiş olayım birlikleri. Bakın, zırhlarına kadar her bir birlik modeli mevcut. Halberdier'lar var, mızraklılar var. Huntsman'lar var. Swordsman'lar var. Bakın burada da Great Sword'lardan var. Kılıcından görebilirsiniz. Tasarımları çok tatlı. Pantolondaki o çiziklere kadar, kalkanlarındaki renklere kadar falan her şey tasarlanmış zaten rahatça görebileceğiniz üzere. Buna ek olarak size bir de atlıları göstereyim. Atlıların da tasarımı yine çok tatlı. Her türden atlıyı görebiliyorsunuz. Büyü şeyi var aşağıda, dikkat ettiyseniz zaten ona da birazdan gelişeceğiz. Tüfekliler ve crossbowmanlar var, hepsi eklenmiş durumda. Bir daha bir deneriz, loading screen sürecek mi diye bir bakarım. Bir daha bir deneriz, olmadı daha kalabalık açmaya çalışırım, belki şey olabilir. Daha iyi olur. Aha, saldırı mı geliyor? Niye geri çekiliyorsunuz lan? Bu sırada tüfekler de var. Şöyle pistolla da vurabiliyorsunuz. O ne? Ne oldu lan ona öyle? Blood Knight'lar bak. Şöyle göstereyim. Savaşmaktan ziyade ben şunları göstereyim. Blood Knight'lar, vampirlerin Blood Knight'ları. Herifi indirdiler bile. Şuradan da vampir birlikler geliyor bir yandan. Şöyle göstermeye çalışacağım yakınlarına girip. Mızraklılar falan var. Hayaletleri gösterebilirsen asıl onu göstermek istiyorum ama. İskelet. Bir de büyüleri size göstermiş olayım. Q'ya bastığınızda büyü menüsü açılıyor. Burning Head, alevli kafa büyünüz var. Şöyle atabildiğiniz. Wind of Death var. Biliyorsunuz ki vampirlerin klasik ölüm büyüsü. Ama çok OP. Yani gömdüğünüz gibi birkaç kişi gidiveriyor.
Can doldurma var. Alan can dolduruyorsunuz. Onu da göstereyim hemen. Böyle bir can dolduruyorsunuz. İskeletleri kaldırabiliyorsunuz. Bunları klaslara ayırmamış olmaları biraz garip tabii ki doğal olarak. Alev topu var. Alev topunu babam mı yolladı? Bizim herifi öldürdük ama. Bir de dart, ok büyüsü var. Kaçıyorlar şu an ama yakalarsam atayım onu da göstereyim. Hile varı bu gör. Ya büyüler şu an çok OP. Ve nedense her büyüyü kullanabiliyorsunuz. Yani vampirlerin büyüsünü de kullanabiliyorsunuz. Ama karşı lord da kullanabiliyor bu büyüleri. Evet evet onların lordu da kullanıyor. Birebir de kaldığımda kafama deli gibi alev topu atıyordu yavşak. Bir de kullanım süresi var tabii ki. Bayağı şey gibiydi bu. Şu yanan kafayı hatırlarsınız. Flame büyülerinde vardı. Wind of Death zaten vampirlerin en ünlü büyüsü. Menzil de fena. Bak attı büyüyü. Alev büyüsünü attı. Da vampir lordu. Görünüş olarak fena da durmuyor aslında. Lan büyü menüsünden çıkmamışım. Ben de diyorum niye kılıç çekemedim herife bir türlü. Of. Yanıyoruz reis. Bir dakika. Şu can büyüsünü bir atalım. Heh. Ulan en iyi yerinde internet mi gitti? En iyi yerinde internet gitti galiba. F5 yapmanızı rica edeceğim. Yo internet komple gitti. F5. Yayın GG aynen farkındayım. Farkındayım yayının gittiğini. F5 yapın sıfırdan girmiş gibi. İnternet gitti komple. Neyse ki askerleri gördük. Bir daha bir deneyeyim onu öyle bir sıkıntı yaşatacak mı diye. Ya full süvari yapalım mı? Daha bile tatlı olur bence ya. Bunları kapat. Full süvari oynayalım ya. Şunlarda da bir dakika. Hepsini kapat bir. Hayaletleri görelim sadece. Zaten gerisini gördük. Hayaletleri daha şey göstermek istiyorum. %80 falan yapsak ya da %98 yap işte. Bekletecek mi bilmiyorum. Hani deneriz. İmparatorluk füzeleri ve ejderler var mı? Yok, ebenin örekisi o kadar da değil ya. Ya bakın çok daha hızlı girdi bu sefer. Bilmiyorum tek üniteden dolayı mı böyle oldu veya neyden böyle oldu. Sadece Empire ve vampirler mi var? Evet şu sürümde hatta sürümünü de bir ara size tam söyleyeyim. Şu sürümde durum bu. Tüfek konusu çok komik ya. Tüfeği çıkartıp pıt diye vuruyorsunuz pistolla. Kalkanı malkanı da hoş yani karakterin şöyle. Gösterebilirsem size hayaletleri göstereyim. Oradalar. Bir yerden atlı sesleri geliyor ama. Hayaletleri gösterebileceğim bir durum var mı? Ya da hayaletleri gören var mı? Selamlar diyen diyar hoş geldin.
Evet mod. Aleyküm selam. Bakayım hayaletleri gösterebilir miyiz? Geliyorlar gerçi. Warhammer modu evet. Bronz 8'i iyi vurmuşuz be. Sen niye burada kaldın? Bu sırada silahları falan çok güzeldi, tasarımları, Black Knight'ların vesaire. Şurada hayaletleri görmeyi umuyorum ama göremiyorum bir türlü. May the Force mu? Ne Force lan? Arkada bir kıyım dönüyor ama. Of, geçirdi bana bir güzel. Savaşı izleme şeyi bunda yok muydu ya? Heh. Belki size şuradan gösterebilirim şeyi. Hayaletleri bulabilirsem. Shogun bayrağı yok ya. Şöyle genel olarak göstereyim isterseniz şöyle bir yandan. Hoşunuza gitti mi bilmiyorum şey. Görselleri vesaire. Ben ümit vadeden olarak bu modu adlandıracağım. Bence bayağı ümit vaat ediyor. Da hayaletleri neden gösteremedik biz bir türlü ya? Nereye koydu bu herif bu hayaletleri anasını satayım? Bu sırada Blood Knight'ların çizimleri bence çok hoş. Piyadelerini bir türlü hayaletleri göremedim piyadeden ziyade. Nereye koydu bilmiyorum. Süvariler olmuş. İsterseniz full piyade açıp deneyelim bir de. Şöyle yapalım. Full piyade aç. Biraz daha da okçu koy, tamam. 70-30 diyelim ona. Yani vampirler için saçma olur şey koymamız da. Graveguard'ları ve iskeletleri koyalım. Bize böyle bütün çömezleri değil de işte Halberdier'lar falan gelsin ya. Tamam. Okçuları da abartmaya gerek yok. Handgunner'lar da olsun görmeniz açısından. Okçu falan koyma crossbow'un. Klasik. Hayaletler görülüyor ama yani böyle kanlı canlı insan gibi şey gibi yürüyorlar sadece işte. Ordu sayısını da 125 falan yapayım. Biraz daha kalabalık olsun. En ümit vadeden KBB'nin gülen suratı bence. Bak şak diye açılıyor. Hani bir kere yüklettiğinizde en ufak bir problem yok ama anlaşılan her oyunumu yeniden açtığımızda artık böyle olacak. Bilmiyorum. Her seferinde bir şeyi yaşayacağız gibi. Bir de gruplandırma kısmı var. Bu gruplandırma kısmı yapabiliyor musunuz bilmiyorum. O kadar Bannerlord şeyi değilim. Müdavimi değilim. Şu kalenin içine de girebiliriz. Kale diğer taraftan da açık ama içeride savaşabiliriz yani. Öyle yapalım. Yok yok, grup şu an 1-2-3 diye normalde şey de var. Mount & Blade Bannerlord'un kendisinde şey var. Hani mızrakları ayırabiliyor muyuz onu hatırlamıyorum da. Piyadeleri gruplandırma hoş olurdu. Şimdi bir yerden geliyorlar mı? Webcam bozuldu yavru. Eksi. Böyle mi oynayayım? Evet, onun gelmesi iyi olur. Bir yerden mi geliyorlar? Niye siz gaza geldiniz? Böyle müzik gaza geldi. Great Sword'lar çok hoş durmuyor mu? Önde mızraklar, arkasında Great Sword'lar.
Handgunner'ları görelim. Düşman nerede ya? Hadi be. Bakın şunlar hayaletler. Heh. Oh be. Gördünüz mü? Böyle Skaven gibiler ama o uçuyorlar. Ayakları yerlere değmiyor. Yalnız ben buraya büyü atarım. Kimse kusuruma bakmasın. Burası büyü çağırıyor şu an. Ha siktir, hepsini ıskaladı lan. Aga. Geçmiş olsun. Ya affetmezsin böyle bir ortamı. O yüzden kullandım. Kusura bakmayın. Bakın hayaletler şöyle. Heh. Sight'ı da var elinde. Kaçarken saldırıyor mu lan bunlar? Silahı da nispeten hızlı dolduruyor. Ya yani ilk şeyi neredeyse beklemiyoruz. Handgunner'lar iyi vuruyor. Çok mu vuruyor bilmiyorum da iyi vuruyor. Orklar maalesef yok. Şu an bir vampirler var, bir de insanlar var. Öyle bir üzücü yanı var maalesef. Lider mi? Eşek gibi zırhlı anasını satayım, canı gitmiyor. Tüfek her şeyin çözümü. Evet ya, umut vaat ediyor. Ama dediğim gibi daha çok erken safhada, yani bilmiyorum onun dışında başka şeylerini ayarlayabiliyor musunuz, çok vakıf değilim de. Üniteler güzel ama daha çok erken.